Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlere ait gelişmelerden biri değildir? Peki arkadaşlar, tarih neyle başlıyordu? Yazıyla başlıyordu. Yani tarih öncesi dönemlerde yazı yoktur. Tarihten sonraki dönemlerde yazı vardır arkadaşlar. Bakalım şıklarımıza. Zaten A şıkkı direkt doğru cevabımız. Çivi yazısının kullanılması tabii ki tarih öncesi döneme ait değildir arkadaşlar. Tarihten sonraki döneme aittir. Toprağın tarıma açılması tabii ki tarih öncesi dönem olabilir. Hayvanların evcilleştirilmesi tarih öncesi dönemde gerçekleşmiştir. Menhir ve dolmenlerin yapılması yine tarih öncesi dönemde gerçekleşmiştir. Resim sanatının başlaması tabii ki olur. Ama dediğim gibi arkadaşlar yazı olmaz. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre gelişmelerinden hangilerinin yeni taş devrinde gerçekleştirildiği söylenebilir. Yeni taş devrinde mağaralardan çıkarak su kenarlarına yerleşip ilk köyleri kuran insanoğlu bu dönemde avcılık ve toplayıcılığın yanı sıra tarımla da uğraştılar. Peki arkadaşlar bakalım. Yerleşik düzenin benimsenmesi. Arkadaşlar eğer tarım varsa yerleşik düzen olmak zorundadır. Doğru. Üretici hayat tarzına geçilmesi. Arkadaşlar aynı şekilde yine tarım, üretim demektir. Doğru. Toplumsal yaşamın başlatılması. Elbette arkadaşlar düzenli bir hayat başlamış artık. Doğru. Doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlerde Anadolu'da bulunan yerleşim merkezlerinden biri değildir? Peki arkadaşlar bakalım. Göbeklitepe nerede? Urfa'da demek ki Anadolu'da bulunuyor. Çayönü nerede arkadaşlar? Diyarbakır'da yine Anadolu'da bulunan bir yerleşim yeri. Çatalhöyük Konya'dadır arkadaşlar. Ninova ise Asurların merkezidir ve Asurlar zaten bir Mezopotamya uygarlığıdır arkadaşlar. D şıkkı değildir yani. Cafer Hüyük ise Malatya'dadır arkadaşlar. O da Anadolu'da bulunan bir yerleşim merkezidir. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. çivi yazısının ticari etkinlikler sonucunda Anadolu'ya getirerek bölgede tarihi devirlerin başlamasında etkili olan Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabii ki doğru cevabımız Asurlular olacak. Asur ticaret kolonileri vardır ve Kültepe tabletleriyle birlikte Anadolu'ya yazıyı taşımışlardır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi toplumlar arası iletişim ve etkileşimde diğerlerinden daha fazla öneme sahiptir? Arkadaşlar yani aslında tüm seçenekler e, iletişim ve etkileşim için oldukça önemli. Ancak biri daha önemli. Hangisi? Tabii ki yazı. Çünkü yazının bulunmasıyla birlikte insanlar buldukları verileri, bilgileri kaydedecekler. Yazı bir kültür ve bilim aktarıcısıdır arkadaşlar. Sonraki nesillere toplumlar arası etkileşime aktaracak olan yazıdır. Yani yazı sayesinde aslında bir sonraki nesil ya da başka uygarlıklar ne yapacak? Birçok bilgiyi öğrenmiş olacak. Dolayısıyla bu durum toplumlar arası etkileşimi ve iletişimi tabii ki artıracaktır. Dediğimiz gibi A, B, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler de tabii ki toplumlar arasındaki etkileşimi artırabilir ancak yazının bulunması burada en önemli seçenektir bu sebeplerle. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Hititlerde ilk siyasi örgütlenmenin feodal tımar sistemine dayalı bir konfederasyon olması durumlarından hangilerinin kanıtıdır? Arkadaşlar öncelikle feodal tımar sisteminin ne olduğunu hatırlayalım. Burada arkadaşlar derebeylikten bahsedebiliriz. Yani bir toprak ağası var ve toprak üzerinde etkin yerleşik hayata geçilmiş ve... E, kraldan Kraldan daha aslında arkadaşlar ön plana çıkmaya çalışan bir sistemdir bu. Krala bağlar aslında ama krallar feodal sistemden çok da hoşlanmazlar. Çünkü bu toprak ağlarına halk çok bağlı olur arkadaşlar. Şimdi bakalım şıklarımıza. Güçlü bir orduya sahip olundu. Arkadaşlar buradan bunu çıkaramayız. Orduyla alakalı hiçbir şey söyledim mi ben size? Hayır. Yerleşik yaşamın benimsendiği. Evet arkadaşlar çünkü zaten Feodalite, işte feodal beyler, dere beyler nerede ortaya çıkıyor? Topraklar üzerinde. Toprak ağası dedim ya onlar için yerleşik hayata geçilmiş demek ki. Toprağa dayalı bölgesel bir egemenlik kuruldu. Arkadaşlar tımar sistemi zaten nedir? Toprak sistemidir. O toprağa ekin e, ekersin, biçersin, gelen gelirle asker yetiştirirsin. Tabii ki toprağa dayalı bölgesel bir egemenlik feodal tımar sisteminde mevcuttur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Aşağıdaki toplumlardan hangisinin Latin alfabesinin gelişimine katkıda bulunduğu söylenemez. Arkadaşlar tabii ki hemen dikkatinizi elbette Mısır çekmeli. Çünkü Mısır'da ne vardı? Hieroglif adını verdiğimiz resim yazısı vardı. Latin alfabesini kullanmamışlardı. Arkadaşlar Fenikelilerin bulduğu alfabe geliştiriliyor ve Latin alfabesi haline getiriliyor. Yunan, Roma ve İyonlar elbette bunda etkili olacaklardır. Ancak B şıkkındaki Mısır arkadaşlar dediğim gibi hieroglifi kullandığı için etkili olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır İlk çağda diplomasi tarihini başlattığı kabul edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabii ki doğru cevabımız A şıkkı Kadeş Anlaşması olacak. Çünkü ilk yazılı anlaşma Kadeş Anlaşması'dır. Kadeş Savaşı gerçekleşiyordu arkadaşlar Mısırlar ve Hititler arasında ve savaşın ardından da Kadeş Anlaşması imzalanıyordu. Diplomasi dediği için arkadaşlar bize bu şekilde yazılı bir belge gerekmekte. Bu yüzden doğru cevabımız elbette A şıkkı olacaktır. Çivi yazısının bulunmaktadır değildir arkadaşlar. Şehir devletleri şeklinde örgütlenilmesi diplomasıyla alakalı değildir. 12 levha kanunlarının hazırlanması değildir arkadaşlar. Çünkü tarihin başlatıldığı kabul edilen yani ilk yapılan şeyi soruyor bize. Kavimler götürünün yaşanması da değildir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Anadolu ve Mezopotamya'da maden devri yaşanırken Avrupa'da henüz yeni taş devri yaşanıyordu. Peki arkadaşlar bakalım. Tarih öncesi dönemlerin farklı toplumlarda, farklı zamanlarda yaşandığı, tabii ki gördüğünüz gibi Anadolu ve Mezopotamya'da maden devrine geçilmiş ancak Avrupa'da henüz yeni taş devri yaşanıyormuş. Doğru. Avrupalıların daha ileri bir kültüre sahip olduğu. Hayır arkadaşlar onlar taş devrinde Anadolu ve Mezopotamya ise maden devrinde. Bu yüzden ikiye ulaşamayız. Tarihi devirlere ilk olarak Anadolu ve Mezopotamya'da geçildiği. Arkadaşlar tarihi devirler ne ile başlıyor? Yazı ile başlıyor. Peki bize bundan bahsedilmiş mi burada? Hayır yazıdan bahsedilmemiş. Bu yüzden doğru cevabımız 1 yani A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin inanç sistemi diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir? Arkadaşlar Sümerler, Hititler, Yunanlar ve Babiller çok tanrılıdır. Ancak İbraniler ise arkadaşlar tek tanrılıdır. Bu yüzden tabii ki doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu zaman diliminde ortaya çıkan gelişmeler arasında gösterilemez? İlk Çağ yazının icadından 375 yılında Hunların Avrupa'ya girmesiyle başlayan Kavimler Göçüne kadar devam eden dönemdir. Peki arkadaşlar ilk çağdaki olayları sormuş soru bize. Çinler tarafından kağıdın icat edilmesi tabii ki ilk çağda gerçekleşmiştir arkadaşlar. Günümüz Avrupa milletlerinin temellerinin atılması ise Kavimler Göçünden sonra oluyor arkadaşlar. Yani Orta Çağ'da olur. Sümer Kralı Urgukina tarafından ilk yazılı kanunların hazırlanması. Zaten arkadaşlar bu bilgiyi bilmiyorsanız bile ilk çağ diyor. Demek ki ilk yazılı kanunlar tabii ki ilk çağda gerçekleşecektir. Akatlar tarafından tarihteki bakın yine ilk büyük imparatorluğun kurulması tabii ki ilk çağda gerçekleşir. Hindistan'da kas sistemine dayalı bir devlet sisteminin oluşturulması arkadaşlar elbette ilk çağda olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Hint uygarlığının özelliklerinden hangileri millet olma bilincine ulaşılmasını engellemiştir? Sık sık istilaya uğraması. Arkadaşlar aslında bu durum insanları birleştirecek bir durumdur. O yüzden birinci öncülü alamayız. Pas sisteminin benimsenmesi bu sistem neydi arkadaşlar insanları sınıflara ayıran bir sistemdi. Elbette millet olma bilincine engel olacaktır. Birbirliğini sağlayamaması. Arkadaşlar millet olmak için herkesin aynı dili konuşması gerekmez mi? Tabii ki gerekir. İnsanlar ortak dil kullanırsa tabii ki birbirlerine daha yakın olurlar. Burada arkadaşlar herkes farklı bir dil kullanırsa elbette millet olma bilinci gerçekleşmeyecektir. Bu sebeplerle doğru cevabı 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mezopotamya uygarlıklarının devlet örgütü incelendiğinde Sümerlerin şehir devletlerinden oluştuğu görülmektedir. Şehrin başında bulunan Patesi denilen kralın hem dini hem de siyasi gücü bulunmaktaydı. Babil kralı Hammurabi ise yeni bir krallık düzeni meydana getirerek din devleti anlayışından dünya devleti anlayışına geçiş yapmıştır. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. Şehirlerde siyasi birliğin sağlanamadı. Arkadaşlar eğer şehir devletleri halinde yaşıyorlarsa siyasi birlik zaten yoktur. Doğru. Sümerlerde mutlak krallık anlayışının önem kazandı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mutlak bir kral var. Yani hem dini lider hem siyasi lider tabii ki doğru. Sümer ve Babil uygarlıklarının güçlerini farklı kaynaklardan sağladı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sümerler dini kullanırken Babil'ler de dünyanın özelliklerini yani halkı aslında ön plana çıkararak bir devlet oluşturmaya çalışıyorlar. Birbirlerinden farklılar. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu durumun nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir. Lübnan dağları ile Akdeniz arasındaki sahil şeridine yerleşen Fenikeliler daha çok ticaretle uğraşmışlardır. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. Yaşadıkları bölgenin tarım ve hayvancılığa elverişli olmaması. Bakın zaten sahil şeridinde yaşıyorlar. Burada tarım ve hayvancılık yapmak elbette oldukça zordur doğru. Kar düşüncesiyle hareket etmeleri. Arkadaşlar diğer uğraşlara göre elbette ticaretten daha fazla para kazanacaklarını düşünüyorlar. Ve bu sebeple de tabii ki ticaretle uğraşacaklardır. Ticari alanda rakip tanımamaları. Tabii ki buna ulaşamayız arkadaşlar. Elbette rakipleri mevcuttur. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir. Museviliğin en önemli özelliği bu dinin Yahova tarafından sadece İbrani halkına gönderildiğine inanılmasıdır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Museviliğin başka toplumlar arasında yayılmaması. Tabii ki arkadaşlar çünkü sadece İbrani halkına gönderildiğine inanıyorlarmış. Bu yüzden tabii ki yayılmayacaktır. İbranilerin milli kimliklerinin korunması elbette arkadaşlar çünkü başka dinlerden de etkilenmeyecekler bu sebeple. Doğru. Kudüs'ün önemli bir dini merkez olarak benimsenmesi. Arkadaşlar burada bize Kudüs'ten bahsedilmemiş. O yüzden üçüncü öncülü alamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır.